Manşete hoş geldiniz. Bugün 30 Ağustos. Zafer Bayramı kutluyoruz. Gerçekten önemlidir. Kurtuluş Savaşı, İstiklal Harbi ve bir ülkenin, o ülkenin içinde yaşayan insanların varlık yokluk mücadelesi vermesi. Birinci Dünya Savaşı ardından paylaşılırken, Birinci Dünya Savaşı ardından onca kaos, onca belirsizlik varken ve devletsizlik varken yeniden bir ulusun ayağa kalkması bu fotoğraf çok ikoniktir ve çok anlamlı bulurum. Çok da beğenirim. Orijinali bu. Fotoğraf Etem Tem tarafından 26 Ağustos 1922'de çekildi. Batı Cephesi fotoğrafçısı. Onun öyküsünü belki bilmiyorsunuz. Onun öyküsünü anlatarak belki farklı bir pencere açmak istedim bugün manşete başlarken. Batı Cephesi fotoğrafçısı olarak atanan yedek subay Etem Hamdi Temin fotoğrafı bu. Cephedeki gelişmeleri adım adım takip ediyor ve başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın bir ara komutanların yanından ayrılıp kayalıklar arasında tek başına tepenin ucuna doğru yürürken bu fotoğrafını çekiyor. Ve gerçekten Atatürk'ün belki ilk beşteki, ilk ondaki fotoğraflarından biridir. Düşünceli ve dalgın biçimde kayaların, taşların arasında yürürken hafifçe eğilip baş parmağına, baş parmağını dudağına götürdüğü anlar. Belki işte elinde... Bir sigara tutuyor. Tam net anlaşılmasa da. Ve e, Etemtem bu fotoğrafı tasvir ederken, tarif ederken diyor ki, anlatırken, sade bir asker esvabı yani üniforması, teklifsiz bir tavır, çevik bir vücut çizgisi, sonra bütün vukuatı içinde doğurup içinde yoğuran o baş yani düşünceli bir zihin ve o harikulade insan kafası. Resme bir defa daha bakınız. Hiçbir milletin bu alelade, foto ale alelade fotoğrafın fotoğrafından daha güzel kurtuluş abidesi yoktur diyor. Yedek subay etem tem. Şafakla beraber fırladım, makinelerimi aldım. Atıma binerek dört nal vardım Kocatepe'ye. Vardığım zaman taarruz başlamıştı. Başkumandanlık, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti, cephe ve ordu kumandanları harp, akademi harp kademesine e, mensup subaylar vardı ve herkes tepenin üstünde gözle görünen kanlı çarpışmayı takip ediyordu ve muhabere şubelerinin kurdukları sahra telefonlarıyla gelen raporlar yazılıyor dakikası dakikasına kumanda heyetine veriliyordu. Çok defa başkumandan bu gelen raporları toplu bir halde kumandanlarla beraber okuduktan sonra kumandanlar da hemen fotoğrafın sağında görülüyor. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa onlardan ayrılıyor. Kayalıklar arasında tek başına dolaşıyordu. Bir raporu okuduktan sonra gruptan ayrılarak kayalıklar arasında çok hareketli ve heyecanlı bir şekilde dolaşırken Kocatepe'deki o resmini çekmiştim diyor. Etem Tem. Kutluyoruz Zafer Bayramını 30. yılında. İnsanlık dışı muamelelerle devam edelim mi? İşte o günden bugüne 1922'den 2024'e gelindiğinde Türkiye fotoğrafı ise hemen her gün ağlıyor Türkiye fotoğrafları. Hemen her gün kahrediyor, hemen her gün isyan ediyor, hemen her gün nasıl böyle bir şey olabilir diyor. diluva Kayserlioğlu tahliye edilmiş ki şu ettiği laftan dolayı. Elin araba öldü diye ben neden yas tutayım? Ki Haniye'nin ölümüyle Türkiye'de yas ilan edilmişti ona atıfta bulunuyor. Fakat asıl e, tutukla, tutuklandığı cümleler bu değildi. Asıl tutuklandığı cümleler şunlardı. İşte hayvan katliamından dem vuruyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasından, işte Instagram'ın kapatılmasından falan hatırlattıktan sonra bunları destekleyenlere şunu söylemek istiyorum. Geri zekalısınız. Bütün özgürlük haklarınızı tek bir kişiye teslim ettiğiniz için, Allah'tan da üstün tutup ona taptığınız için, ...sosyal medyanın kapatılmasını desteklediğiniz için... ...sosyal medyanın kapatılmasını desteklediğiniz için... ...hayvanların katledilmesini desteklediğiniz için... ...hepiniz... ...beyni emcüklenmiş birer geri zekalılarsınız Ve bu söylediklerimin hiçbir şekilde... ...kesilmesini istemiyorum diyor... Dil, ...Dilruba Kayserlioğlu. Fakat... Apar, topal, opa, ...apar topar tahliye edilmiş. Dün akşam saatlerinde. Gecenin bir vakti. Ve bunu da... ...bugün öğrenci Türkiye... Türkiye saatiyle saat 9 sularında ki ailesinden öğrendiler. Çünkü Dilruba Kayserlioğlu tahliye ediliyor enteresan bir şekilde ve ciddi bir usulsüzlük var. Avukatlarına haber verilmemiş, uyapa işlenmemiş, ailesine, annesine bile haber verilmemiş ve annesi de, ailesi de hala bu sarsıntıyı, bu paniği üzerlerinden atamamış durumdalar. Yani bir yönüyle Dilruba'nın tahliyesine seviniyorlar, mutlular. Belki de bekliyorlardı ama öbür tarafıyla Dilruba, Kayserlioğlu böyle bir ıssızlığın ortasına terk edilmiş. Birazdan bu haritayı anlatacağım. Cezaevinin olduğu yer ıssız ancak arabayla ulaşım mümkün ve içeriden aramasına izin vermemişler. Issız bir yolda karanlıkta ilerliyor, otobüs durağında bekliyor. Sokaktaki birinden telefonla ödünç alarak annesini arıyor. Ailesi de araçla aldırıyorlar. Gece saat 23 sıralarında ancak evine ulaşabiliyor. Türkiye saatiyle. Ve annesi tabii büyük bir şok yaşıyor. İzmir Şakran Cezaevi, Ali Ağa Kampüsü olarak da geçiyor. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü. Bakın şu fotoğrafta zaten bu şeyi görüyorsunuz. Ala Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesini tam bir ıssızlığın ortasında bırakıyorsun gece geç vakitte bir kadını ve o kadın bir şekilde hiçbir bilgi yok kendisini karşılamaya gelen yok haberleri yok çünkü ve yolda yürüyor bir otobüs durağına geliyor birinden aldığı ödünç telefonla veya rica minnet işte beni bıraktılar gelin beni buradan alın diyor kadın yani tahliyede bile bir cezalandırma var tahliyede bile bir umursamazlık var Dilruba Kayserlioğlu gibi 12 Ağustos'ta tutuklandığı günden bu tarafa Türkiye'nin gündeminde olan, hemen her gün gündeminde olan daha dün evvelki gün CHP Genel Başkanı'nın ziyaret ettiği bir tutukludan bahsediyoruz. Annesi diyor ki: "Dün akşam saatlerinde tahliye edilmiş kızım ama ne benim ne de avukatının bundan haberi yok. Avukatı ya da ailesi aranır, elinde siyah bir poşetle bir anda tahliye etmişler." O saatte bir genç annesine ya da avukatına haber verilmeden tahliye ediliyor. Kızımın elinde hiçbir şey yok. Kızım bir telefon bulmuş. Öyle aradı beni. O şekilde haber verdi. Anneciğim sakın ağlama beni tahliye ettiler dedi. Arkadaşları vardı onları aradım. O şekilde gidip aldılar. Bir genç kız. Ya başına bir iş gelse orada? Ken bir yer. Orası suçluların olduğu bir yer. Avukatlarıyla görüştük. Bu konuda da bir suç duyurumuz olacak diyor. Hale bakar mısınız? Fakat yani çocukları bile içeri tıkacaklar derken böyle bir ülke manzarası var. Hani normalleşenlere, yumuşayanlara, diyalog kuranlara ve bununla bir şey yaptığını zannedenlere söylüyorum. 16 yaşında bir kız çocuğu 12 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu geçtiği sırada küfür ettiği iddiasıyla bir korumanın talimatıyla gözaltına alınıyor. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimi çocuğu haftada bir gün imza atması ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla Adli kontrol kararı verip serbest bırakıyor. Mayıs ayından beri haftada bir gün karakolda imza attırılan çocuk için 18 Ağustos tarihinde iddianame düzenleniyor ve Cumhuriyet Savcısı kamu davası açmaya yeterli delil olduğunu ifade ederek çocuğun Cumhurbaşkanına hakaretten cezalandırılmasını talep ediyor. Bugüne kadar 972 çocuk hakkında soruşturma açılmış böyle bir Türkiye. İnsanlık dışı muameleler derken onu kastediyorum. Eğer bu kişinin yumuşamaya, normalleşmeye azıcık bir niyet olsaydı, bu tutumundan, Türkiye'nin başındaki kişiden bahsediyorum ve onun avukatlarından, bu tutumundan en azından vazgeçer ya da bunu biraz yumuşatırdı değil mi? Bunu biraz esnetirdi. Hiçbir esneme yok. Ve erkek ve Türkiye'nin yönetimine talip olanların, iktidara talip olanları ve bundan sonrasına talip olanların, yeniden inşa dönemine talip olanların bunu çok iyi düşünüp değerlendirmesi icap ediyor. Bir başkası, Tayfun Kahraman'ın eşi Gezi tutuklusu, Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman. Bugün diyor 29 Ağustos'ta eşimi ve kızımın babası Tayfun Kahraman'ı MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne giderken kendisine eşlik eden kolluk güçleri sabahtan itibaren 6,5 saat boyunca kelepçesini bileklerindeki kan akışını durduracak ve fiziki zarar verecek şekilde niye sıktı? Talimatı kim verdi? Eşim zarar gördüğünü söylediğinde inadına kelepçesini daha da sıkarak eziyet etmelerini ve bileklerinin yara içinde kalmasına yol açtıklarından haberiniz var mı diyor. Bas bas bağırıyor. Sonra bunu Halk TV Tayfun, Ka Tayfun Kahraman'a eziyet iddiası diye veriyor. Eziyet falan değil işkence yahu. Adını koyun bunun. 10 yıldır koyamadınız. Hatta gittiğiniz mahvillerde yurt dışında şurada burada yok Türkiye'de işkence ederiz. Siz dizinin başınızdaki baro onun başkanı şu bu. Hepsi orada duruyor kayıtlarda var. Tayfun Kahraman ve ailesi. Bir başkası. Benim memleketim olduğu için biraz da algıda seçicilik. Eren Keskin paylaşmış avukat. Benim memleketimdeki Doğduğum büyüdüğüm yerdeki bir eziyeti bir işkenceyi. Bugün arkadaşımın 80 yaşındaki dayısı Tarsus cezaevinden tahliye edildi. Cezaevinde prostat kanseri teşhisi konuldu. İnfaz ertelemesi istedik, reddettiler. Bugün kanserin kemiklere yayıldığı raporuyla tahliye edildi. Çok vicdansızsınız, yatacak yeriniz yok demiş, aynen öyle. Emin olun Tarsus'ta yığınla akraban var. Anne tarafı, baba tarafı Tarsuslu, geriye doğru Yedi ceddimiz Tarsuslu. Bilmiyorlar. Ama bilmek de istemiyorlar. Ondan dolayı bu onları sorumluluktan kurtarmıyor. Tarsus cezaevinde gitip giden canlar Halime Gürso örneği orada. Cezaevinden tabutla çıktı. Onlarcası, yüzlercesi, binlercesi. Çok vicdansızsınız demiş Eren Keskin. Hafif bile kalır. Hafif bile kalır. Ve narin. Arama çalışmaları devam ediyor. Yayın yasağı konmuş. Çünkü medyada çıkan haberlerin bir şekilde arama bulma neyse artık nar, narinin akıbeti nedir? Bu konudaki çalışmaları sekteye uğratacağı veya manipüle edeceği kuşkusuyla bir sürü de şey dolaşıma giriyor. Yani Mustafa okumuş, emniyet amiri güzel koymuş. İnsanlar heyecanla DNA sonucunu bekliyor. Diş iziyle ki kardeşinde veya ağabeyinde bir diş izi ortaya çıktığı ve işte bundan Nari'nin akıbetinin tespit edileceği veya başına neler geldiğinin belirlenebileceği gibi bir şüphe, kuşku, bir belirti ortaya çıktı ve bütün gazetelerde böyle başlık attılar. Diş iziyle DNA ne alaka diye soran yok. Olayın üzerinden neredeyse 10 gün geçmiş. Bırakın DNA örneğini, kız bulunmadan diş izinin kime ait olduğunu tespit etme imkanları bile yok. Sanki diş kalıbı var bir yerde. Vatandaşı çocuğun eline oyuncak verir gibi oyalıyorlar. Kasıt var mı, liyakatsizlik mi bilmiyorum demiş. Böyle yani emniyet amiri yazmış onu aynen getiriyorum. Geriye doğru kaç gündür de bu konudaki kriminal konulara ilgimden dolayı gerçek suç belgeselleri bu tür kayıp vakalarıyla ilgili tonla dokümanı takip ettiğimden taradığımdan oradan çıkardığım bir takım şeyleri de paylaşmıştım. Oraya havale ediyorum. Böyle insanlık dışı muameleler. Bu da bu arada tabii Türkiye'de muhalefetin yaptığı, ettiği veya günah galerisini iktidar basınından, iktidarın günah galerisini de kısmen muhalif basından okuyorsunuz. Akşamdan bu kupürü kestim. Bir metrobüs kazası oldu. Adeta kafa kafaya çarpışmışlar. Onu çok güzel, tabii olay yeri İstanbul olunca ve İstanbul Belediyesi suçlanacak ya, olayı çok güzel resmetmişler. Şeyimiz neydi, öner önermemiz neydi? Herkesin neyin ne olduğunu biliyor. Kimsenin kimseden gazetecilik öğrenecek hali de yok. Herkes doğruyu biliyor. Yeri geldiğinde hukuka, hukuka, hukuka hakka dönmesini biliyor. Ama işine geldiğinde kullanıyor. İşte akşamın kupürü de öyle. Ve metrobüs kaz kazasını fotoğraflarla çok güzel anlatmış. Niye? E, İstanbul Belediyesi olduğu için. Ama önemli değil. Dediğim gibi birinin günah galerisini öbüründen öbürünün günah galerisini de bunlardan öğreniyoruz. E5 hattındaki e, ee, Dubalı yola çıkması gerekirken çıkışı kaçırıyor. Bir ne olur resim. İki ne olur resim. Yolu kapatan görevli araca çarpmamak için panikle karşı yönden gelen metrobüsün üzerine kırıyor. Uyarı için metrobüs yolunun ortasına konulan araçtakiler canlarını zor kurtarıyor ve 22 yaşındaki Ferhat Uçar ağır yaralı olarak kaldırıldı hastanede vefat ediyor. İkisi ağır 54 yaralı var. Metrobüs metrobüsü biçti çıkış kör noktaya kondu bilmem ne. İnsan hayatı. Sonra Avrupa bizi kıskanıyor. Almanya'da enflasyon üç buçuk yıldır ilk kez yüzde ikinin altında. Üç buçuk yıllık aranın ardından ilk kez yüzde ikinin altına düşmüş. Yavuz Baydar paylaşmış bu bilgiyi. Ben de üzerine İngiltere'deki enflasyonu düştüm. İngiltere'de enflasyon 2'nin altında değil henüz ama o konuda çaba var. %2.2 Son enflasyon. Yıllık enflasyon bu aylık değil. Yavuz Baydar Yunanistan'da 2.7, İspanya'da 2.2, İtalya'da 1.8, Fransa'da 2.3. Oradan buradan lokanta fişi yayınlamak yerine neden bu ülkelerde fiyat ve ahlak istikrarı var diye araştırın diye sormuş. Mahve İlmez İBF Türkiye raporunun basın bildirisini yayınlayarak çok güzel sorular soruyor. IMF'nin Türkiye raporunu eleştiriyor ve ücretlerin enflasyon oranında artırılmamasının sosyal gerilime, gerilime neden olacağını belirtiyor. Ücretlerin geçmiş enflasyon yerine gelecek enflasyon tahminlerine göre hesaplanmasının önerildiği IMF raporunu eleştiriyor. IMF raporuna bakar mısınız ki zaten Türkiye masası şefi olarak şu anda ilan edilmemiş Türkiye masası şefi olarak ekonominin başında hazine maliye bakanı Mehmet Şimşek mahve, mahve ilmez ücretlerin enflasyon aranında artırılmamasının sosyal gerilime neden olacağını belirtiyor ve devamla yoksullukla savaşan ücretliye düşük zam yaparak Enflasyonla mücadele edilemez. Bunları IMF söyleyemez. Biz söyleyelim diyor. O arada da enteresan bir e, not paylaşmış bir başka mesajında. İnsanlar neden TL'den dövize dönmeye başladı? Esasen bu sorunun cevabını veriyor. İnsanlar TL'den dövize dönmeye başladı bu arada. Dövizden TL mevduata dönenler 3 ayda vade sonunda tekrar döviz alınca yaklaşık %8-10 döviz faizi kazanmış oluyorlar. Böyle bir ortamda faizi artırsan dövizden dönenlere ek faiz geliri kazandırıyorsun. Büyüme düşüyor, işsizlik artıyor. Faizi indirsen bunlar tekrar dövize dönüyor ve kur yukarı gidiyor. Merkez Bankası rezervleri düşüyor, enflasyon yükselişe geçiyor. Hiç kıpırdamadan dursan ekonomi durgunluğa gidiyor. Enflasyon baz etkisi bitince düşmeye devam etse bile ekonomi flasyona girebilir. Çin atasözünde söylendiği gibi bin doğru adım bir yanlış adımı düzeltemez. Demiş. Türkiye'nin vergi rekortmenleri konuşuluyor ve Selçuk Haluk Bayraktar kardeşlerin ilk iki sırada olmasından hareketle bak vergimizi de ödüyoruz demeye getiriyor saray efradı. Durum pek öyle değil. E, Leyla Aydoğan gazete pencerede çok güzel bu konuyu incelemiş ve e, bu durumun neden böyle olduğunu anlatmış. Durum şirketlere bakıldığında yani e, kurumsal bazda holdinglere bakıldığında e, Baykar Holding listede yok. Kurumsal rekortmenler arasında Baykar Holding listede yok. Bunun nedeni özellikle savunma sanayine verilen destekler, teşvikler ve imtiyazlar. Yani şirket kazanıyor, vergiye az veriyor, ortaklarına büyük kar payı aktarıyor ve Bayraktarlar listede zirvede yer alıyor. Bunu işte diline dolayanlardan biri de sarayın ekonomistlerinden Yiğit Bulut. Yiğit Bulut, e, Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri koç holding faaliyet gösteriyor ama e, işte efendim listede onların şeyleri yok. E, i̇şte 100 yıldır 1 mark 1 TL'den milyarlarca mark kamu kredisi kullanan montaj holdinglerinin bireylerinin toplamı sadece Selçuk Bayraktar etmiyor demiş. Ve koç holdingi ve diğer holdingleri eleştiriyor burada ama Ba unuttuğu ayrıntı bu. Yani bahşettiği holdingler kurumsal rekortmenler arasında yer alırken Baykar Holding yer almıyor. Kastettiği Koç Holding'in onlarca ortağı, borsada paydaşları var ve Bay Baykar'ın sadece iki ortağı var. Şirketlerden aktarılan kar payları ortaklar sayısına, ortak sayısına göre belirleniyor. Kamu müteahhitleri kısmına geldiğinizde Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu, kamudan aldığı ihalelerle dünya şampiyonluğuna oynayan Cengiz Holding 3 yıldır kurumlar vergisi ödemiyor mesela. Bunları da bahsetmiyor. Bunları saklıyor. Yani kar payına rağmen Cengiz zirvede değil. Oysa Koç'un 5 şirketi ilk yüzde. Özgür Özel CHP Genel Başkanı Türkiye'nin dört bir yanında sahipsiz bırakılan üreticilerimizin sesini duyurmaya devam edeceğiz demiş. Üreticiler çözüm bekliyor. Seslerini kendileri zaten traktörleriyle Ankara yolunu kapatarak duyuruyorlar, gösteriyorlar, göstermeye çalışıyorlar. Mesele ses duyurmayı geçti. Mesele dar gelirlinin, mesele ekonomi yönetiminin faiz, vergi, aklınıza ne gelebilirse önlem, işte en son mazot vesaire konuşuluyordu. Daha sonra da bunu düzelttiler. Yani yok hayır onu biz laf, laf sen geçirmiyoruz ama şurada var falan dediler. Neyse. Seslerinin duyurulması, Artık dertlerinin dinlenmesi falan değil. Dert ortada. Sesleri de ortada. Bu konuda bir şeyler yapmak. CHP demişken Ömer Murat çok dikkat çekici bir kısa analizle Ekrem İmamoğlu'nun pozisyonunu yazmış. Önemsiyorum. Türkiye bir demokrasi ise Erdoğan ve İmamoğlu seçim meydanına çıkıp kozlarını paylaşacak. Halk da kararını verecektir. Evet iş buraya gidiyor. Öteden beri söylüyorum. Ekrem İmamoğlu doğal, tabii Cumhurbaşkanı adayıdır. Hem de açık ara. Ama Türkiye artık bir demokrasi olmadığı için bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek diyor Ömer Murat. Devamla. Bu nedenle İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimine girmesinin engellenmesi içeride ve dışarıda Türkiye'nin artık bir demokrasi olmadığının mecburen kabullenilmesine yol açacaktır. Erdoğan rejiminin böyle bir sonucu kaldırabilecek gücü yok. O nedenle İmamoğlu'nun yine CHP için de önünün kesilmesi, demokrasi tiyatrosunun sürdürülebilmesi bakımından kritik önemdedir diyor. Yani CHP'yi yani solu bir yönüyle bölmek, parçalamak parçalamak, kendi içinde kapıştırmak böyle bir siyaset gidiyor. AKP diyor, Erdoğan kafayı yemedi. Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nun önünü şak diye keserse bu zaten çokça tartışılan meşruiyet tartışmasına tabuta son çivi olacak. Bunu yapmaz. Onun dışında onun önünü kesecek başka yöntemler deniyor. Geçen sefer bunu başardı. İmamoğlu'na siyasi yasak ee, tehlikesini, riskini gösterdi. Böyle bir siyasi yasak yokken, gelmemişken Ekrem İmamoğlu seçime girebilirdi aman bak siyasi yasak geliyor bununla önünü kesecekler deyip Ekrem İmamoğlu'nun önünü iktidar kesmeden muhalefet kesti, altılı masa kesti, Kemal Kılıçdaroğlu kesti. Hatırlatalım. Durumlar değişmedi. iktidar gene bildiği oyunu sahneye koyuyor. Fakat muhalefet aynı yemle yemlenmeye devam ediyor tabir yerindeyse. Ne diyeyim yani? O arada İsrail Batı Şeria'da bir harekat başlattı günlerdir. Tulkarim, Nablus, Dubas, Cenin'de ve artık çok net 7 Ekim'den bu tarafa devam eden operasyonlarında Gazze'yi tam anlamıyla kontrol altına almak, oradaki Filistinleri tahliye etmek. Batı şeriada zaten geriye doğru 20 yıldır yerleşimcilerle işte bir takım taciz neyse harekatlar, operasyonlarla getirdiği fakat bir türlü nihai sonucu alamadığı şeyi bu vesileyle Batı şeriada da bitirmek ve tam anlamıyla Batı şeriada ve Gazze'de yönetime, idareye, sokaklara, halka neyse hakim olmak, dönüştürebildiği Filistinlileri dönüştürmek, dönüştüremediklerini ise tahliye etmek derdinde. Ve bu konuda da katliam yapmaktan çekinmiyor. En büyük destekçisi ise başta Amerika olmak üzere Batı. Seyrediyoruz canlı yayında bir soykırımı seyrediyoruz. Acıyla. Almanya iki kare haber getireceğim Almanya'dan ve onunla kapatacağım bugün manşeti. Elmas Topçu paylaşmış. Almanya suç işlemiş 28 Afgan mülteciyi sabah kaldırılan bir uçakla ülkesine sınır dışı etti. Der Spiegel söz konusu kişilere biner euroluk açlık verildiğini yazıyor. Taliban iktidara geldiğinden beri bu ilk sınır dışı hazırlığı 2 aydır gizli yapılmış. Belli ki Almanya bu işi ilk oradan başlayarak Afganistan, 28 Afganistan suç işlemiş mülteciyi sınır dışı ederek diğerlerine teşmil edecek belli ki. Ve son not Almanya'dan. Almanya'nın Köln kentinde bu Türkiye vatandaşlarını ilgilendiriyor. Almanya'nın Köln kentinde trafiği felç eden Türk düğün konvoyundaki sürücülerin ehliyetlerine ve arabalarına el konmuş. Önermemiz neydi? Herkes neyin ne olduğunu biliyor fakat yapmıyorlar. Bu konuda Sokrates demiş ki cezalandıracaksın, müeyyide uygulayacaksın. Bakın bakalım yapıyor mu? Evet, Almanya Almanya'daki Türkler de neyin ne olduğunu biliyorlar, ne yapmaları gerektiğini biliyorlar ama yapmıyorlar. Eee ve siz ehliyetlerine, arabalarına el koyarsanız bakın bakalım bir daha orada konvoy oluyor mu? Güzel bir örnek. Böyle olması gerekiyor. Bir manşeti daha noktalıyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Pazartesi tekrar görüşmek umuduyla.